Merhaba Shiftedetlet izleyenleri, ben Tolga Cem Küçükilmaz. Bu videomuzda TP-Link'in 300 mbps'lik wireless mesafe arttırıcısını inceliyoruz. Wireless mesafe arttırıcıları özellikle günümüzde her şey internet ve network olduğu için oldukça önemli bir yapıda. Ee, örnek veriyorum, sizin kullandığınız modem odanızda duruyor ya da salonda. Salonda oldu mu? En uçtaki odada ya da en uçtaki odadan salona wireless mesafesinde azalmalar, wireless gücünde azalmalar olabiliyor. Özellikle kapılar kapandığı zaman wireless'ın en uçtan uca gitmesi gittikçe zorlaşıyor. Eğer sizin de evinizde pek çok wireless'la çalışan akıllı cihaz varsa bir wireless mesafe arttırıcı almanızı tavsiye ediyoruz. Buyurun gelen wireless sinyalini orta bir yerlere koyuyorsunuz gelen varlık sinyalini yükseltip tekrar başka bir alana yönlendirmeye devam ediyor. Ve 300 Mbps hızı destekliyor bu incelediğimiz ürün. İncelediğimiz ürünün en önemli özelliklerinden bir tanesi örnek veriyorum bu ürünü koridora, koridora taktınız. En uçtaki bir noktadaki sinyal tam düşmeden alıyor. Yine yükseltip diğer taraflara yansıtıyor. Bir nevi atlatıyor diyelim ya da gelen bir topu mesela bir top A noktasından B noktasına kadar gitmeyecek ortada topu alıyor biri göğsüne alıp vurmaya devam ediyor gibi düşünebilirsiniz. Bu ürünün diğer bir özelliği koridorda örnek veriyorum bir tane priziniz var ve bu prizi kullanmak istiyorsunuz. Fakat bir tane mesafe artırıcı aldığınız zaman bu priz kullanım dışı kalabiliyor. Bu ürün sayesinde bu kullanım dışı önüne geçmiş oluyorsunuz. Yani prizi taktığınız zaman üzerindeki çıkıştan başka cihazlar bağlayabiliyorsunuz. 250 volta kadar desteği var. Türkiye'de yani çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Ee, üzerindeki üründe zaten bilgiler yazıyor. Ee, ürün sadece 0.1 amper maksimum çekebiliyor. Yani sizin gücünüzden, prizdeki güçten çok büyük bir güç çalmıyor. Yani bu ürünü prize taktıktan sonra üzerine başka bir ürün daha takabilirsiniz. Priziniz kaybolmuyor. Ürün 300 Mbps desteklediği için varlı hızında da oldukça başarılı bunu da söyleyelim. Kutu içerisinden bir tane ethernet kablosu çıkıyor. Bu ethernet kablosu sayesinde diyelim ki e, arttırdığınız bir wireless performansı var. Bu wireless'ı e, yani bu interneti kablolu cihazları da alabiliyorsunuz bu ürün sayesinde. E, ya da bir e, cihazdaki kablo ile gelen sinyali de Aktarabiliyorsunuz gibi gibi özellikleri var. Ürün üzerinde MAC adresi, modeli, her şey yazılı. Ayrıca kutu içerisinde bir tane CD var. Hani bu CD üzerinden de kurulum yapabiliyorsunuz. Ürünün bir de yan tarafında tuşları mevcut. Reset, on/off tuşu ve adama kilidi. Yani bu kilit sayesinde modemden de VPS tuşuna bastığınızda doğrudan varlığı algılayabiliyor ve aktarmaya devam ediyor. Çok kolay kullanımı var. Basit bir cihaz. Ve pratik. Dediğim gibi bir tane priziniz durduk yere kullanım dışı kalmıyor. Şuradan görmüş olduğunuz gibi duvara taktıktan sonra istediğiniz cihaza takıp kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Performansı güzel. Alış kuvveti Özellikle ofislerde de kullanılabilecek seviyede örneğin iki katınız var. Bir katta yok. Bir alt kattaki interneti powerline ile yukarı verebilirsiniz. Ya da böyle bir orta derecede bir yerde mesafe arttırıcıyla durumu kurtarabilirsiniz. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.